Hadi. Devam et. Hadi. Ali, dikkatli ol. Arabalar çok hızlı geçiyor. Dikkat ediyorum ama. Ay 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 ay. Ali. Ali. Ali, iyi misin? Bir yerin acıdı mı? Acımadı Ayşe, merak etme. Ama bu şekilde bisiklet kullanmak çok tehlikeli. Ne yapacağız? Bilemiyorum Ali. Ne yapacağız? Keşke hiç araba olmasa. Hiç olur mu Ali? Bu yollar tüm taşıtlar için. Keşke bisikletler için özel yollar olsaydı. Aslında bir kanunla bisikletler için özel yollar yapılabilir. Kanun mu? Kanun ne demek Ayşe? Daha önce hiç duymamıştım. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan ve uyulması gereken kurallara verilen isimdir. Şimdi iyice kafam karıştı. Kanun, uyulması gereken kurallara denir. Peki meclis bu kanunları nasıl yapıyor? Hem ben daha önce hiç meclise gitmedim. İşte bu çok önemli. Eğer meclisi görmediysen hemen gidip görmeliyiz. Göreceksin, harika bir gezi olacak. Ooo, vay canına. Ne kadar güzel bir yer. Burası mı Türkiye Büyük Millet Meclisi? Evet Ali. Burası aslında meclisin 3. binası. Peki 1. ve 2. binalara ne olmuş? Onlar nerede? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla kullanılmaya başlanan ilk bina 18 Ekim 1924 tarihine dek hizmetteydi. Bina günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak ziyaretçilerini kabul ediyor. Ardından 1961'e kadar kullanılan 2. binada İlki gibi Ankara'nın Ulus semtinde, günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermektedir. Bir gün bu iki müzeyi de birlikte ziyaret etmeliyiz. Harika bir fikir bu. Meclis binası gerçekten çok büyükmüş. Hem de çok güzel. Peki bisiklet yolu yapılması için gerekli kanun meclisten nasıl çıkacak? Acele etme Ali. Bak, bu güzel kapılardan ortada olan Şeref Kapısı. Cumhurbaşkanımız meclise geldiğinde bu kapıdan girer. Gel, biz de içeri girelim de sana kanun nasıl yapılır içeride anlatayım. İçerisi de çok güzelmiş. Ama ben kanun nasıl yapılır bir an önce onu öğrenmek istiyorum. Ah, sabırsızlanma. Burası Şeref Holü ve bak tam karşısı da Genel Kurul Salonu. Kanunlar genel kurulda yapılır. Hadi hemen genel kurul salonuna gidelim o zaman. Gel bak, burası meclis başkanının koltuğu. Oradan genel kurul salonunu çok daha rahat görebiliriz. Ben burada neden bu kadar çok koltuk olduğunu biliyorum. Nedenmiş? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden halkın oylarıyla seçilen 550 milletvekili halkı temsil etmek için burada çalışıyor. Evet Ali, çok iyi bildin. İşte bu milletvekillerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklifle gelirse, meclis bu teklifin kanun haline dönüşmesi için çalışmalar yapar. Şimdi çok iyi anladım. Bizim güvenli bir şekilde yollarda bisiklet kullanamadığımızı bir milletvekilimiz mecliste anlatırsa, bu soruna çözüm bulunabilir. Aynen öyle Ali. Peki sonra ne olacak? Teklif bir milletvekili tarafından meclise sunulduktan sonra ilgili komisyonda görüşülecek, genel kurulda oylanacak ve eğer kabuller çoğunluktaysa kanun oluşmaya başlayacak. Eğer kabuller çoğunluktaysa kanun oldu, yaşasın! Ah, hayır Ali, o kadar çabuk sevinme. Bir kanun o kadar kolay olmaz. Cumhurbaşkanımızın da onayı gerekir. Yani Cumhurbaşkanı meclisin kabul ettiği bir kanunu onaylamayabilir mi? Elbette. Of, kanunumuz çıkmayacak mı yani? Hayır Ali. Kanun tekrar görüşülmek üzere meclise gelir. Eğer yine milletvekillerinin çoğu kabul oyu kullanırsa kanun yeniden Cumhurbaşkanımıza gider. Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bisiklet yolu kanunu asla çıkmayacak. Henüz bir milletvekili teklif bile sunmadı. Meraklanma Ali. Bu konu milletvekillerimizin dikkatini çekmiş bile. Bugün bisiklet yolu kanun teklifi mecliste görüşülecek. Hadi biz dışarıda genel kurulun kararını bekleyelim.
Cumhurbaşkanımız bisiklet yolu kanununu onaylayacak mı? Merak etme, Cumhurbaşkanımız çocukları çok sever. Bizim güvenliğimiz için onay verecektir. Ha ha! Sonunda başardık!